Babanız Çetin Altan, Allah uzun ömürler versin. Sağ sağlık, sıhhat diliyoruz buradan. E, sağlık problemlerinin olduğunu biliyoruz. O da sizin bir mesainizi alıyor. Dedi ki, Cumhuriyet gazetesine yazdığı yazıda. Cumhuriyet'te onu çok hmm. değerli bir yerden çok, kullandı. Çok evet. kullandı. Babam da çok hoşuna gitti, bunu da söyleyeyim. Evet. Hmm. Artık anlaşılıyor ki, ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden ayrılacağım bu dünyadan. Torunlarımıza bırakmayı hayal ettiğimiz ülke bu değildi. Gene de bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Menzile maksuda ulaşamasa da çok yol kat ettik. Ee, alt metni ne bunun? Ya benim tahminim şu. Türkiye tabii çok, yani şöyle söyleyeyim. Askeri vesayetin yıkılması 90 yıl sürdü. Biz daha bundan 10 sene öncesine kadar, hatta 7 sene öncesine kadar, 8 sene öncesine kadar askerlerle ilgili böyle stüdyolarda oturup ya bu herifler hem soyuyor hem de zorbalık yapıyor. Bence bellerindeki tabancayı biz verdik. O tabancayı halka sıkıyor diye konuşamıyorduk. Böyle korkunç bir baskı vardı ve bu baskı şimdi insanlar unutla, insanlar çabuk unuturlar. Genel darbeci generallerin Türkiye'ni halt ettiğini, insanlar nasıl bir zorbalık altında yaşadığımızı. Bugün hala hapiste 20 yıldan beri yargılanmadan tutuklu yatan Kürtler var. Evet. Korkunç işkenceler yaptılar. O zaman biz bunları konuşamıyorduk. 90 sene bu baskı sürdü. Ve biz Türkiye bu baskıyı 2010'daki referandumda bitirdi askeri vesayeti. Bak Tayyip Erdoğan'ın hikayesi ben kral oldum halif oldum ne oluyorsa kafasında bir şey olduğunu anlıyorum ama öyle bir şey oluyor. Dünyanın bütün tek lideri o oluyor falan kendi kendine konuşuyor mu ya ben oldum gibi çünkü öyle davranıyor. Ve çok şaşırıyor yani Tayyip Erdoğan kendisine başkanmış ya da halifeymiş gibi davranılmadığında şaşırıyor. Tek döneceğim o lafı unutmadım o lafı ama şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan bir siyasetçi değil mi? Siyaset nedir? Bir uzlaşma sanatı derler. Yani bir vaat edeceksin, bir geri adım atacaksın. Siz Tayyip Erdoğan'ın son dört yılda birisiyle uzlaşmaya çalıştığını gördünüz mü? Aynı eski padişahlar gibi karşı çıkanı ezmeye çalışıyor. Bu da şunu gösteriyor ki o kendisinin ne olduğunu dünyanın onu gördüğü gibi görmüyor. O kendisini başka türlü, dünyadan başka türlü görüyor ve ona göre davranıyor. Gerçekler buna uymadığı zaman da ya panikleniyor ya sinirleniyor ya da işte devlet polisini falan onun bunun üstüne saldırtıyor. Yani o başka bir hayalin içinde. Ama şimdi senin soruna tekrar dönüyoruz. Biz askeri vesayeti yendik bu ülkede. Tayyip Erdoğan'ın bu sultası, halifeliği, padişahlığı, krallığı, maferi ne dersen de hukuk dışı olan tavrı askeri o darbeci paşalara özenmesi Sadece dört senedir. 4 senede bu tamam. halk Tayyip Erdoğan'ın halifeliğini bitirdi. Tamam biz hala sıkıntı yaşıyoruz ama 7 Haziran Erdoğan'ın hayatında yediği en ağır tokatlardan biridir. 1 Kasım'da daha ağır bir tokat yiyecek. Fakat o tokat yedikçe tabancasını çıkartıp onu bunu vurmaya kalkıyor. Size şey yaptığı baskın gibi. Hukuksuzluk. Ama Türkiye bunun üstesinden gelecek. Bu iş bitecek yani kimse öyle çok da fazla korkmasın. Annelerimizin lafını da bir hatırlayalım. Öyle çok korkmayın. Çok korkarsanız korktuğunuz başınıza gelir. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Düşünün ki bir azınlık grubu devlet şiddetiyle ezmeye çalışıyor karşısında. Karşısında o arkasında artık o milli irade dediği büyük kalabalık yok. O Onun için siyasi davranamıyor. Erdoğan'ın artık davranışları, hamleleri siyasi değil. Hep şiddet, kandırmaca, oradan bir adam ayartayım, öbür taraftan bir savaş çıkartayım, burada çocukları öldürtüyüm. Bunlar hiçbir siyaset değil ki. E, herkes bu bahsettiğiniz soygunun, bahsettiğiniz hukuksuzlukların veya bahsettiğiniz usulsüzlüklerin e, kanun tanımazlıklarının bir parçası değil Ahmet Bey. Yani namuslu hukukçular var bu ülkede. Namusuyla işini yapan gazeteciler var, sendikacılar var, akademisyenler var, namusuyla iş yapan bizim patronumuz anlattığı e, devletle hiçbir işi olmayan, hiçbir ihaleye girmemiş, kamu bankalarıyla hiçbir kuruş ilişkisi olmayan tamamen kendi kaynakları üzerinde alın teriyle bir büyümeden sonra verilemeyecek hesabı olmayan iş adamları var, tüccarlar var, esnaflar var. E, herkes bu işin bir parçası değil. Evet. Zaten ona güveniyoruz. Herkes işin bir parçası olsa biz seninle ikimiz burada konuşamazdık. Biz alıp götürürlerdi konuşurken. Tabii ki herkes bu işin parçası değil. Bu işin parçası olanlar azınlıkta. Başta da söyledim bir daha söyleyeyim. Onlar artık azınlıkta. Fakat burada bir şey var. Bu itiraz kültürü olmaması mı? Hayır korkak olması lan memleketin. Beni sinirlendiriyorsun. <laughs> korkak burası. Onun için çok fazla erkeklikten cesaretten bahseder. Korkak. Devletten ödü patlıyor. Adam da devletin şiddetini kullanıyor. Kapıya polisi gönderiyor. Po Gelen polisi polis zannediyorsun. Polis devletin de senin polisindir. Halkın polisidir. Halkın iyiliği için kurulmuş bir müessesedir polis. Erdoğan'ı korumak için kurulmuş bir müessese değildir. Ve halkı korumak için kurulup da Erdoğan'ı koruyanlar yargılanacaklar. Hatırlarsın bunu. Bu suçtur çünkü. İçişleri Bakanı için de suçtur. Hukukun dışına çıkan emniyet müdürü için de suçtur. Onun emriyle gidip oraya basanın da suçtur. O polisler halka hizmetle görevliler. Paralarını bunun için alıyorlar. Erdoğan'ın halka düşmanlığının aleti olamazlar. Sen eğer bir gazeteyi kapatmak istiyorsan bu halk düşmanlığıdır. Çünkü halk her sesi duymak, öğrenmek ve ona göre karar vermek hakkına sahip. Sen nasıl gazeteleri susturursun? Bütün gazeteleri susturmak için. Bir daha söylüyorum. Bu gece buraya bunun için geldim. Bunu söylemek için. Bir şeyler yarar bilmiyorum. Birleşmezlerse susturacak. Çünkü korkaklar. Bugün buraya bütün muhalefetin, bütün medyanın yığılmamasını anlamıyorum. Can Dündar'ın gelmesine çok sevindim. Ama sadece o yeter mi? Nerede hani Doğan medyasının adamları, genel yayın müdürleri? Neredeler yazarları? Yani buraya gelmezlerse Erdoğan onları af mı edecek? Polisler oraya gitmeyecek mi? Polisi, Erdoğan'ı, şiddeti bu mafya tarzı devlet yönetimini önlemenin tek yolu bizim çoğunlukta olduğumuzu göstermektir. Size yapılan baskın, başta da söyledim. Bir deneme baskını. Hem sizi susturmak istiyor hem de buna karşı diğerlerinin tepkisinin ne olduğunu görmek istiyor. Sırtlanlar sürüyü bölmeye uğraşıyorlar. Şu andaki tek amaçları bu. Attıkları tweetleri görüyorum. Şunu söylerler, onlar cemaat, onlar çok kötü. Cemaat çok kötü olsa da eğer burada cemaati yedirirseniz yarın sizi yiyecekler. Çünkü her şeye rağmen cemaat çok ciddi bir ses kanalına sahip. Yani gazetesiyle bunu vurduğun zaman geriye bir tek Doğan grubu kalıyor. Ve onları, onu da boğarlar. Burada herkesin toplanması lazım. Burası taktikle, stratejiyle falan aşılabilecek bir noktada değiliz. Şiddetle vuruyor. Aynı şiddette karşı çıkmak gerekir. Bu A şiddetler yani hukuki bir zemin üstünde Elbette, evet. bir birleşerek, birleşerek, al, al birleşerek al. bir bufalo evet. sürüsü gibi o sırtlanları geldikleri yere kadar kovalamak lazım. Bunun için birlikte hareket etmek yüksek gerekir. Yüksek sesle hayır demek Hayır yani. eğer buna yüksek sesle hayır demezlerse bu devam edecek. Bunun devamı korkunçtur. Çünkü Erdoğan ve adamları durmayacaklar.